Basın mensubu arkadaşlar, basın açıklamamıza hoş geldiniz. Bugün güvenlik soruşturmaları gerekçesiyle kamu görevinden çıkarılan sağlık çalışanlarının durumuna dikkat çekmek üzere bir basın açıklaması düzenliyoruz. Basın metnimize geçiyorum. Basına ve kamuoyuna. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hukukla, adaletle bağdaşmayan birçok kanun hükmünde kararnameler çıkarılmış ve bu kararnamelere dayanılarak birçok insan mağdur edilmiş, kamu görevinden çıkarılmıştır. Yine benzer şekilde güvenlik soruşturması adı altında birçok meslek grubundan insanlar görevlerine başlatılmayarak yaşanan mağduriyetler devam ettirilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin güvenlik soruşturmalarına yönelik uygulamayı iptal etmesinin üzerine birçok kişi yargı kararıyla görevine başlayabilmiştir. Ancak ne yazık ki iktidar bu antidemokratik uygulamalarını tekrar uygulayabilmek adına evrensel hukuk değerleriyle bağdaşmayan yasal düzenlemeleri yapmaya devam etmiş. Yapılan bu düzenlemeler sonrasında Sağlık Bakanlığı birçok ilde sağlık çalışanlarından tekrar savunmalar isteyerek hukuksuz süreçleri işletmiştir. Bunun son örneği olarak Muradiye Devlet Hastanesi acil servis doktoru ve aynı zamanda odamızın üyesi olan Doktor Emrah Direk 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 35. maddesine dayanılarak kamu görevinden çıkarılmıştır. Van Hakkari Tabip Odası olarak demokrasiyle bağdaşmayan bu uygulamayı kınıyoruz. Yayınladıkları KHK'ları muhalif kesimler üzerinde bir cezalandırma aracına dönüştüren AKP iktidarı, ülkenin içinde bulunduğu zor koşullara rağmen bu politikalarından vazgeçmeyerek bireyler şahsında adeta toplumu cezalandırmaktadır. Kamusal alanda uygulanan ihraçlar nedeniyle kurumların içi boşaltılıyor, nitelikli hizmetlerin sunulması sekteye uğratılmaktadır. Haklarında hiçbir yargı süreci veya idari bir soruşturma olmayan birçok insan, bu şekilde asgari hukuk normlarına dahi uyulmadan, neyle suçlandıklarını bilmeden kurumlar bünyesinde oluşturulan komisyonlar aracılığıyla kamu görevinden çıkarılmaktadır. Güvenlik soruşturması adı altında hiçbir somut suç unsuru olmadan, ne olduğu belli olmayan istihbari bilgilerle birçok insanın kamu görevinden çıkarılması kabul edilemez. Bugün ülkemizde yüz binlerce kişi bu uygulamaların yarattığı mağduriyetlerin bitmesini, adaletin tecelli etmesini beklemektedir. Pandeminin ülkemizde etkisini arttırdığı bu dönemde, sağlık çalışanlarının iş yükü nedeniyle izinlerinin iptal edildiği bir dönemde, üstelik de halen görevine iade olmayı bekleyen binlerce sağlık çalışanı varken, tekrar kamudan ihraçların başlamasını, farklı illerden ihraç haberlerinin gelmesini kaygıyla karşılıyoruz. Toplumun sağlık hizmetlerine erişimini de olumsuz etkileyecek bu uygulamalardan vazgeçilmesini bekliyor. Hukuksuz bu sürece karşı evrensel hukuk kuralları çerçevesinde mücadeleyi sonuna kadar yürüteceğimizi, mağdur edilen meslektaşlarımızla dayanışma içerisinde olacağımızı buradan tüm kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Van Hakkari Tabip Odası. Değerli basın mensubu arkadaşlar, kamu görevinden haksız bir şekilde İhraç edilen Doktor Emrah Direk de bugün basın toplantımıza katıldı. Kısa bir kendisi de belki durumuyla alakalı aktaracakları vardır. Sözü kendisine veriyorum. Teşekkür ederim öncelikle. Doktor Emrah Direk ben 1 Temmuz 2019 tarihinde 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. Ülkemizde hala yürürlükte olan Devlet Hizmet Yükümlülüğü adı altında kuraya girdik. 3 Eylül tarihinde çekilen kurada Muradiye Devlet Hastanesi'ne atandım. O zaman yürürlükteki antidemokratik bir şekilde yürütülen KHK ile gündeme gelen güvenlik soruşturması adı altında bir sebepten dolayı 7-8 ay bekletildim. Neden dolayı bekletildiğimi, içeriğinin ne olduğu tarafıma hiçbir şekilde belirtilmedi. Mart 2020'de güvenlik soruşturmamın olumsuz geldiği tarafıma bildirildi, tebliğ edildi. Zaten ondan önce Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir karar olmasına rağmen böyle bir kararın gelmesi
Beni şahsen çok çok üzdü. O dönemden sonra idari yargı için ben başvurumda bulundum. İdari yargıda ilk duruşmada yürütmeyi durdurma kararı aldım. Yürütmeyi durdurma kararından sonra görevimin olduğu yere başladım. Pandeminin bütün ağır yükünü taşıdık biz o dönem. Ondan sonra yaklaşık bir hafta önce nedenin ne olduğunu bilmeden tekrardan ihraç olduğumu, kamu görevinden çekildiğimi tarafıma tebliğ ettiler. Durum bu kısaca. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sorularınız varsa sorularınızı yanıtlayabiliriz.